Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asla erimeyen, suyu bulanık olmayan mükemmel bir karışık turşu tarifini paylaşacağım. İyi seyirler dilerim. İlk önce lahanayı doğramayla başlayalım. Bir tane orta boy lahanayı alıp ortadan ikiye bölelim ve sert kısmını çıkartalım. Lahana tercihi yaparken mutlaka turşuluk lahana kullanmayı özen gösterelim. Kesinlikle sarmalık lahana kullanmayalım. Lahanayı ortadan ikiye kestikten sonra ilaçlanma olabileceğinden dolayı üzerindeki yaprağı alalım ve ortadaki sert kısmını çıkartalım. Hazırlayacağımız turşunun sert olmasını istiyorsak mutlaka turşuluk lahana almaya dikkat edelim. Evet, sert kısmını çıkardıktan sonra videoda gördüğünüz gibi lahanayı doğrayalım. Karışık turşu tarifini ilk kez yapacak olanlar için videoda detaylı anlatmaya çalışacağım. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz gerekli püf noktaları kaçırmamış olacaksınız. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Lahanayı doğradıktan sonra güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Hatta elinizden geliyorsa geniş bir kaba alalım. Suyu doldurup içine birazcık elma ya da üzüm sirkesini boşaltıp 5 dakika bekletelim. 5 dakika bekledikten sonra süzgeçten geçirelim. Video çok fazla uzatmamak adına sizlere bu detayları göstermedim ama siz bu şekilde yaparsınız. Evet, lahanayı doğradıktan sonra diğer sebzeleri de hazırlayalım. Bu tarifte 1 kilo kornişon salatalık, yarım kilo yeşil biber, 1 kilo havuç ve yarım kilo da acur kullandım. Acurların baş ve sap kısmını temizleyelim ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölelim. Kullandığım acırlar büyük olduğundan dolayı ortadan ikiye bölmeyi tercih ettim. Ama sizin eğer elinizde küçük varsa kesmeyi de bilirsiniz. Acırları kestikten sonra aynı şekilde havuçların baş ve arka kısmını temizleyip yuvarlak şekilde keselim. Dilediğiniz miktarda sebzeleri kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. İsterseniz sadece lahana ve havuç kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Havucu hazırladıktan sonra biberin baş kısmını keselim ve ortadan ikiye bölelim. Bu tarifte tatlı biber kullandım. Dilerseniz de acı biber kullanabilirsiniz. Miktarı azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Biber hazır olunca salatalığın baş ve arka kısmını keselim. Çok fazla derinden kesmemize gerek yok. Yüzeysel kesersek bizim için yeterli oluyor. Evet, sebzeler hazır olunca hemen turşu yapımına başlayalım. Bidon tabanına birazcık sarımsağı ilave edelim ve üzerine lahanayı yerleştirelim. Bu tarifte 2 baş sarımsak kullandım. İsterseniz birazcık da artırabilirsiniz sarımsak miktarını. Lahana ilave ettikten sonra mutlaka üzerine bastırmayı ihmal etmeyelim. Lahanayı yerleştirdikten sonra üzerine doğradığımız havuçları ilave edip tekrardan bastıralım. Videonun başında söylediğim gibi dilediğiniz sebzeleri bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Sebzeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Evet, havuçları yerleştirince üzerinde doğradığımız acurları da ilave edip tekrardan üzerine bastıralım. Eğer küçük boy acur bulabilirsiniz arkadaşlar, ortadan ikiye bölmeden de kullanabilirsiniz. Acurları ilave edince üzerine yeşil biberleri yerleştirelim. Başta söylediğim gibi ben bu tarifte tatlı biber kullandım. Dilerseniz de acı biber de kullanabilirsiniz. Her sebze ilave ederken mutlaka üzerine bastırmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Biberleri ilave edince üzerine kornişon salatalığı yerleştirelim. Salatalığı yerleştirdikten sonra üzerine tekrardan lahanayı ilave edip tekrardan üzerine bastıralım.
Suyu ilave etme esnasında tüm sebzelerin yukarıya kalkmaması için mutlaka her sebzeyi yerleştirirken üzerine iyi bir şekilde bastırmamız gerekiyor. Daha doğrusu iyi bir şekilde sıkıştırmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Sebzeleri sıralarken dilediğiniz sırayla yerleştirebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Turşunuzu daha da renklendirmek adına eğer elinizde varsa kapya biberi de kullanabilirsiniz. Sebzeleri doldurduktan sonra üzerine tekrardan sarımsağı ilave edelim. Ve önceden güzel bir şekilde yıkadığımız maydanozu da yerleştirelim ve diğer bidonu aynı şekilde dolduralım. Bu tarifi hazırlarken 5 kiloluk bidonlar kullandım. Dilerseniz daha küçük ya da daha büyük bidonlar tercih edebilirsiniz. Ve aynı şekilde ikinci bidonu dolduralım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz değerli takipçilerim, yorum ve beğeni yaparak bizleri destekte bulunabilirsiniz. Tarifte kullandığım malzeme listesini her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmını ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Yeni videolarımıza ve yeni tariflerimize anında ulaşmak isterseniz de bildirim zil sesini açmanız yeterli olacaktır. İlk defa turşu kuracak olanlar için elimden geldiği müddetçe tüm püf noktaları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Evet, ikinci bidonu da doldurduktan sonra sirkeli karışımını hazırlayalım. Uygun bir kaba 5 yemek kaşığı kaya tuzunu alalım. Kesinlikle sofralık tuz kullanmayalım. Turşularımızın uzun ömürlü olmasını istiyorsak mutlaka salamura tuzunu kullanmaya özen gösterelim. Tuz ilave ettikten sonra 2 tatlı kaşığı şeker. Şekeri ilave ettikten sonra 2 tatlı kaşığı limon tuzunu alalım. Limon tuzunu ilave ettikten sonra 5 çay bardağı elma sirkesini boşaltalım. Ben burada elma sirkesini kullandım. Dilerseniz de üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Elma sirkesini ilave ettikten sonra tüm malzemelerini homojen bir şekilde karıştıralım. Hazırladığımız bu karışımı bidona boşaltalım. Üzerine geçecek şekilde içme suyunu ilave edelim. Turşu yapımında mutlaka içme suyunu kullanalım. Kesinlikle çeşme suyunu kullanmayalım. Su ilave ettikten sonra kapağını sıkıca kapatalım ve birazcık çalkalayıp aynı tarifi ikinci bidon için hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz karışık turşu bir ay sonra yemeğe hazır oluyor. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.